Hristiyanlığın Ermeni halkı arasında yayılmasını sağlaması nedeniyle Aziz Grigor Lusovoriç tüm kiliseler için büyük önem taşıyor. Aziz Grigor Lusovoriç'in kemiklerinin bulunması yoğurtusu Türkiye'deki Ermeni kiliselerinde düzenlenen ayinlerle halka kapalı olarak gerçekleştirildi. Surp Grigor Lusovoriç'in reliklerinin bulunması yoğurtusu sebebiyle Türkiye'deki Ermeni kiliselerinde halka kapalı olarak ayinler düzenlendi. İstanbul Ermeni Katolik Kilisesi, Surp Grigor Lusovoriç'in reliklerinin bulunması yortusu için Taksim Voskeperan Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi. Başepiskopos Levon Zekiyan riyasetinde yapılan ayine, Taksim Kilisesi din adamları ve Şef Zaven Aga yönetimindeki koro ilahileriyle katıldılar. Türkiye Ermenileri Patrikliği Facebook sayfasında, Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde hafta içi Üst Rahip Yeişe Uçkunyan tarafından gerçekleştirilen Kutsal Sunu ayini yayınlandı. Yayının ardından canlı yayında Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sahak, Türkçe ve Ermenice olarak vaaz verdi. Patrik II. Sahak mucizeler hakkında konuşurken, kötü ruhsal varlıkların her daim Tanrı'nın hizmetkarlarıyla mücadele içerisinde olduklarını belirtti. Hristiyanlığın Ermeniler arasında yayılmasını sağlaması nedeniyle Surp Grigor Lusovoriç'in relikleri tüm kiliseler için büyük önem taşıyor. Her yıl reliklerin bulunması nedeniyle Ermeni kiliselerinde ayinler yapılıyor. Putperestliğine hakim olduğu bir dönemde yaşayan Surp Grigor Lusovoriç, imanı uğruna katlandığı işkenceler sonrasında atıldığı derin kör kuyudan 13 yıl sonra sapasağlam olarak çıktı. Gerçekleşen mucize sonrasında Surp Grigor Lusovoriç'in duasıyla Ermeni kralı Dırtat yakalandığı amansız hastalıktan kurtulup şifa buldu. Aydınlanan kral Dırtat'la tüm saray erkanı vaftiz edildi. Aziz Grigor Lusovoriç'in ve kral Dırtat'ın işbirliğiyle yer altında gizli olarak varlığını sürdüren kilisede yeryüzüne çıkarak Hristiyanlık 315 yılında devlet tarafından serbest ve resmi din olarak ilan edildi. Aziz Grigor yaşamının son zamanlarında Manya Ayr isimli mekanda münzevi hayatı yaşar ve burada hayatı son bulur. Öldüğünde kimsenin haberi olmaz ve onu kim olduğunu dahi bilmeden çobanlar toprağa gömerler. Belli bir zaman sonra Aziz Grigor'un öğrencilerinden Karnik isimli bir münzevi, Aziz Grigor'un mezarını bulur. Erzincan'da bulunan reliklerden bir kısmı daha sonra Kral Dırtad'ın mezarının yanına konulur, bir kısmı da kiliselere dağıtılır ve yortu olarak kutlanması için kilise takvimine alınır.